üniversitelerimizin, sivil toplum kuruluşlarının ve yenilenebilir enerji sektörünün değerli temsilcileri, saygıdeğer hanımefendiler, beyefendiler, değerli basın mensupları, bugün ülkemiz ekonomisi ve İzmir'imiz için çok önemsediğimiz yenilenebilir enerji sektöründe yeni eğilimler ve bunların ortaya çıkaracağı yeni iş imkanlarını tartışmak üzere Solar Baba ve ABB işbirliği ile gerçekleştirdiğimiz, sektöre yön veren önemli isimleri bir araya getiren Solar Vizyon etkinliği için bir araya gelmiş bulunmaktayız. Hepiniz hoş geldiniz. Sizleri şahsım ve kurumum adına saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Sürdürülebilir yerel kalkınmada öncü ve etkin bir ajans olma vizyonuyla hareket eden ajansımız, kurulduğu 2006 yılından bu yana İzmir'in ekonomik gelişmesi ve sosyal kalkınması için çalışmalarına devam etmektedir. Bu çalışmalar kapsamında İzmir Bölge Planı'nda belirlenen öncelikler doğrultusunda farklı sektör ve temalara yönelik stratejiler geliştirilmiş, belirlenen stratejilerin hayata geçirilmesine yönelik destek mekanizmaları uygulanmıştır. Ajansımız bugüne dek 16 mali destek programı, 7 adet güdümlü proje ve 2 doğrudan faaliyet desteği programı kapsamında toplam 562 adet projeye günümüz fiyatlarıyla yaklaşık 407 milyon TL kaynak tahsis etmiştir. Ajansımızın diğer bir önemli faaliyeti yatırım tanıtım ve destek faaliyetleridir. Ajansımız Invest in İzmir kurumsal kimliğiyle kuruluşundan bugüne farklı sektörlerden 3000'e yakın firmayla irtibat kurmuş, 5300 kişiye istihdam sağlayan 65 yabancı yatırımın hayata geçmesi için destek vermiş, sonuç olarak İzmir'de yaklaşık 372 milyon euroluk yatırımın yapılmasına aracı olmuştur. Saygıdeğer misafirler, 1998 yılında Türkiye'de kurulan ilk rüzgar enerjisi santralinin ev sahipliği yapan İzmir'in rüzgar enerjisi santralleri bakımından kurulu gücü 1333 megawatt olup önümüzdeki 2 sene içerisinde 1500 megawatt güce ulaşılması beklenmektedir. TPI, Enercom, Elem ve Siemens Gamesa gibi dünya çapında faaliyet gösteren üreticilerin üretim üssü olarak seçtiği İzmir, rüzgar enerjisi sektöründe Türkiye'nin öncü şehridir. Güneş enerjisi kurulu gücü anlamında ise 4000 megawattlık güneş enerjisi potansiyelin henüz 16 megawattlık kısmı kullanılabilmektedir. Bu yıl Japon şirketi Panasonic ve Yılsan yatırım fonunun iştiraki olarak İzmir'in Kiraz ilçesinde kurulan 11.7 megawatt kapasiteli güneş enerjisi santrali ile hız kazanan yatırımların önümüzdeki dönemde artması beklenmektedir. İzmir her ne kadar çok sektörlü bir yapıya sahip olsa da özellikle yenilenebilir enerji sektörü ve bununla ilişkili yan sanayinde son 10 yılda kayda değer bir gelişme göstermiştir. Özellikle yenilenebilir enerji ekipmanları üretiminde İzmir, Türkiye'nin know-how ve kalifiye insan kaynağı anlamında en cazip şehri olarak karşımıza çıkmaktadır. Değerli konuklar, yenilenebilir enerji sektörü ajans olarak İzmir açısından öncelikli sektör olarak belirlediğimiz sektörler arasında yer almaktadır. Ajansımız tarafından 2010-13 ve 2014-23 dönemleri için hazırlanan bölge planlarında yenilenebilir enerji kaynaklarından güçlü biçimde yararlanılmasının gerekliliği vurgulanmıştır. Ayrıca 2012 yılında İzmir Yenilenebilir Enerji Sektör Analizi çalışması yayınlanarak İzmir'in yenilenebilir enerjideki güçlü potansiyeli ve bunun değerlendirilmesinin altı çizilmiştir. Bu çalışmaların ortaya koyduğu verilerden hareket edilerek ajansımız tarafından 2012 yılında uygulanan mali destek programı, Türkiye'de kalkınma ajansları tarafından yenilenebilir enerji sektörüne yönelik uygulanan ilk destek programı olma özelliğine sahiptir. Ardından 2015 yılında yenilenebilir enerji ve çevre teknolojileri mali destek programı düzenlenerek sektöre desteğimiz devam ettirilmiştir. Ajansımız bugüne kadar hayata geçirdiği mali destek programları, etkinlikler, hazırladığı analiz ve strateji dokümanları ile İzmir'de yenilenebilir enerji yatırımlarının artırılmasının yanı sıra ilgili teknolojilerin üretim ve tüketiminin yaygınlaştırılması için ARGE, inovasyon ve üniversite sanayi işbirliği çalışmalarının teşvik edilmesini de hedeflemektedir. Bugüne kadar sağlanan desteğin bundan sonra da aynı etkinlik ve kararlılıkla devam etmesi amaçlanmaktadır. Ajansımız yatırım tanıtım faaliyetlerini de özellikle yenilenebilir enerji sektörü odaklı olarak devam ettirmektedir. Ajansımız bu sektörde yerli ve yabancı yatırımcının bölgemize çekilmesi ve ekipman üretimi konusunda İzmir'in bir üs haline gelmesi ve sektörel bir kümelenmenin gerçekleşmesi amacıyla faaliyetlerini sürdürmektedir. Türkiye'nin 2023 hedefleri çerçevesinde yenilenebilir enerji konusunda da ulusal hedefleri mevcuttur.
Bu da yerel pazarın genişlemeye devam edeceği ve bu genişlemeyle de yenilenebilir enerji alanında yatırımların artacağı anlamına gelmektedir. İzmir, sektördeki yerini erken almasının avantajını önümüzdeki yıllarda da bu pazardan ve ilave yatırımlardan kendisine düşen payı fazlasıyla alarak yaşayacaktır. Bu konuda ajansımız faaliyetleri ve İzmir'in potansiyeli hakkında daha detaylı ve kapsamlı çalışmalarımız ilerleyen oturumlarda sizlerle paylaşılacak. Sözlerime son verirken, Solar Vizyon Konferansı'nın gerçekleşmesinde işbirliği yaptığımız Solar Baba'ya ve ABB firmasına bu güzel etkinliğin hazırlanmasında emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ederim. Solar Vizyon'un yenilenebilir enerji sektöründe hedeflenen sonuçlara ulaşılabilmesi için faydalı sonuçlar doğurmasını, sürdürülebilir bir çevre ve yenilenebilir enerji konusunda yerini ispatlamış İzmir'imizde bundan sonra yapılacak yatırımlar için bir yol haritası niteliği taşımasını temenni ederim. Konferansın hepimiz için verimli geçmesi dileğiyle saygılar sunarım.